Mesela bir sahipsiz de değil. Mesela bir belge de üstün üstü olamaz. Yani mesela biz bir sahibiyiz, kurucuları. Bizim ne olduğunu biliyorsun. Evet. Bizi yok saydılar, sizi yok saydılar. Biz de dedik ki, ya olmaz. Hayırlısı olsun. Bana çıktı dedik ki, karşısında bir duruş sergilerine beyni. O zaman dedik ya bağımsız aday olacağız ya da bir karttan aday olacağız. Evet. Yoksa yani nasılsınız? Sağ olasınız. Bizim işlerini görünce ben heyecanlanıyorum. Güzel. Fotoğrafını alacağız. Kiramızı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorum. Ben 45 yıllık esnafım. Bu ülkeye vergisini ödeyen bir vatandaşım. Hayatımda ömrümde böyle bir şey görmedim. Merhaba başkanım. Gençler nasıl geldi? Gençler bize sarıp çıktı. Gençler gelmiş. Bakın okullarımızdan kaldırıldı. Bak burada Atatürk'ün andı. Bak benim burada asılı. Çocuklarımız, biz böyle büyüdük ama çocuklarımız şu an okullarında bu andımızı okuyamıyorlar. Ben Türk'üm diyemiyorlar çocuklarımız. O mahallede çalışması gereken personele de biz o mahallede bakacağız. Buralar da genel biraz. Birileri gelmiş eseri kesmeyi sonra bizi zorlamak istiyor. Allah'ın izniyle vatanımıza ilk önce bir de sizlerden şunu rica etmek istiyorum. Hepiniz de dinleyin, başkanıma da söyleyeyim. Bu Esenyurt'taki göçmen işini nasıl yapacağız? Lütfen. Belediye başkanı adayını da derinden getirmişler. Tek geldim ya diğer adaya. Ben insanları tanıyordum. İşte gencin ailesini biliyordum. Diğer tarafta gencin ailesi. Kendi olsun, ne anlatayım? İstanbul'un kutusu içerisinde bütün faaliyetler ve tasarımlar bir yasak. Benim adama bakın, çalışmasına bakıyorum. Doğru, o, yani İnşallah. Hadi, Allah büyük onları. İnşallah. Başkan, hoş geldiniz. Tebrikler, başarılar. Sağolun size de hayırlı olsun. Bol şans, hayırlı olsun. Doğru yollardan sonra çalışırız. Şerif, bizim sözler ki doğru yoldan ayırmasın. Abi her zaman yüzün gülsün için rahatsız. Amin. Bir tane kağıt alalım mı? Herkesin karşısında. Hadi artık. Bugün Esenyurt'ta hava yağmurlu olmasına rağmen tabii ki yağmur dinlemedik, çamur dinlemedik. Esenyurt'ta esnaflarımızla buluştuk. Çünkü yapmamız gereken şuydu. Biz çok geç bir adaylık açıklamamız vardı. Adayların birçoğu bizden önce sahaya çıkmışlardı. En son biz çıktığımız için onlardan daha çok çalışmam gerekiyor. Vatandaşımıza daha fazla ulaşmam gerekiyor. Onun için durmadık. Bugün sizlerle birlikte yağmurda bütün esnafımızı dolaştık. Ben şunu gördüm ki Esenyurt'ta geç gelmemize rağmen ama Esenyurt'ta Esenyurt'un tanınmış siması olmamızdan, Esenyurtların bizi bilmesinden kaynaklı her gittiğimiz yerde insanlar bizi bekliyor. O teveccühü gördükçe de mutlu oluyorum. Yani bu yağmura rağmen Esenyurt'taki hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün Esenkent'le başladık. Şu anda da bulunduğumuz yer İncirtepe ile tabela durağının kesiştiği bir noktadayız. Buradaki esnaflarla biz çok eskiden tanışırız. Ben buranın çok eskisi olduğum için burada bir sürü arkadaşlarımızla biz eskiden minibüsçülük yapmışız. Birçok arkadaş öyle çıktı. Birçok öyle esnaflık yapmışız. Onlarla tanış olduk. Bir de burada yaşayan bu mahallede fazla hemşerim varmış. Kars, Ardahan, Iğdırlar. Yaşlı teyzeleri gördük. Onlar sarıldılar bize. Gençleri görüyoruz. Hemşeri diyorlar, abi diyorlar. Bunlarla buluştuk biz. Bundan dolayı da mutlu oluyorum. Onların o teveccühünü görünce de. Ben şuna inanıyorum ki ne kadar bizim oransal açısından anketlerde bizi çok aşağılara gösterseler bile Esenyurt'ta 1 Mayıs'ta sanki biz bunlara 1 Nisan'da bir şaka yapacağız gibi duruyor.
şok olacaklar, sürprizi biz yapacağız diye. Esenyurt'ta biz hem İmamoğlu ve İktidar Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adaylarıyla yarışıyorum ben. Her tarafta bunların pankartları, araçları var. O kadara yoğunlar ki, çünkü ikisinde de ekonomik güç var. Ben bir gariban Muharrem Yıldız. Arkamda vatandaş ve halk, Esenyurt'ta ittifak yapmışız. Bir Allah'tan başka kimsemiz yok. Ekonomik gücümüzü ona rağmen, kullanmamıza rağmen, o kadara da her tarafta olmalarına rağmen, ya bizim bayrakları keserek bize bir farklı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ben üzülüyorum da. Bir 3-5 tane gencin işte haçlık vererek, parasal o gençleri kullanarak böyle bir işlere giriyorlar. Bence çok doğru değil. Bir emek bu. Emek hırsızı. Hele hele Muharrem Yıldız'ın öz kaynağı, kendi çoluğunun, çocuğunun, o evindeki çoluk çocuğun rızkını getirerek burada biz bir alan açmaya çalışıyoruz. Bana hiçbir yerden destek gelmiyor. Onun için ya vicdanınızı, yani bütün güçler sizde, Büyükşehir'in gücü, iktidarın gücü. Bizim astığımız 3-5 tane bayraktan niye rahatsız oluyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Onun için buradan diyorum ki, ya lütfen ya, korkmanıza gerek yok. Bayrak asarak bu işler değil, kopararak değil. Korktuğunuz zaten 1 Nisan'da göreceksiniz.